Lideri Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Neymiş detaylar, bir de ona bakalım. Sarayda ağırlandı o şerefsiz. Sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım. Özür dilerim, özür. Kadir Mısıroğlu'nun ailesi İyi Parti lideri Meral Akşener'in bu sözlerini yargıya taşıdı. Akşener sözlerinin hedefindeki kişi için bir isim telaffuz etmedi. Ama bu kişinin Kadir Mısıroğlu olduğu yorumları basında yer aldı. Kadir Mısıroğlu 2019'da 86 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye ve Atatürk karşıtı sözleri nedeniyle sık sık tartışma konusu oldu. Öyle ki Mısıroğlu keşke Yunan galip gelseydi sözüyle de siyasette ve kamuoyunda tepki toplamıştı. Ben tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı, ne şeriat kaldırılırdı. Ne medrese lav edilirdi. Hastayken Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı, Milli Savunma Bakanı tarafından ziyaret edilen Mısıroğlu, Atatürk'ü sevenlerin cenazesine gelmemesinde vasiyet etmişti. Akşener'in sözleriyle yeniden gündeme geldi Mısıroğlu. Ailesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yargıya başvurdu. Gerekçe Akşener'in yaptığı konuşma. Atatürk'ün o mübarek anasının, o mübarek anasının genel evde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım. Özür diliyorum, özür. Sarayda ağırlandı o şerefsiz. Sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım. Özür dilerim, özür. İşte bu sözler Mısıroğlu'nun ailesini harekete geçirdi. Mısıroğlu'nun ailesi adına açıklama yapan avukat Faruk Keleştimur, Akşener'in Mersin'de yaptığı konuşmada isim vermeden kullandığı ifadelerle Türk Ceza Kanunu'nun 130. maddesinin 1. fırkası kapsamında kişinin hatırasına hakaret suçunu işlediğini iddia etti. Avukat Keleştimur, Mısıroğlu'nun Atatürk'ün annesiyle ilgili ithamda bulunmadığını vurguladı. Akşener'in Mısıroğlu'nu bu ithamın sahibi gibi gösterip hakaret ettiğini savundu. Keleştimur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Mısıroğlu'nun çocuğu adına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Dün İstanbul'du, bugün Gaziantep. Kanımız donuyor, aklımızın almayacağı türden vahşet diyebileceğimiz olaylar. Türkiye'nin utanç sayfalarına ne yazık ki yazılıyor bir bir. 3 yaşındaki bir çocuğun ölümü. Dövülerek öldürüldü üstelik. Kim, kimler var arkasında soruları sorulmalı. Soruşturuluyor. Bakalım neler öğreneceğiz. Çocuk giyim mağazasının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu. 3 yaşındaydı, ölü bulundu. Melisa İlhan eşiyle ayrıldı. Çocukluk arkadaşının yanına sığındı. İddiasına göre arkadaşı ve birlikte olduğu erkek çocuklarını alıkoydu. Kadını da para karşılığı cinsel ilişkiye zorladı. ATV'de Müge Anlı'nın programına katıldı. Para karşılığında çocuklarını görebilen kadın 6 aydır haber alamıyordu. 2 çocuğunun bulunmasını istedi. 1,5 yaşındaki kardeş Melisa İlhan'ın komşusuna bırakıldı. 3 yaşındaki kayıp abla için Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Cinayet Büro Amirliği Şahin Bey'de bir adrese baskın yaptı. Çocuk bulundu, yaşamıyordu. Cansız bedeni iş yerinin buzdolabında saklanmıştı. Lina Mehmet'le ilgili arayışlarımız devam ederken ne yazık ki acı haber geldi. Yani çocukla oyun olmaz, çocukla düşmanlık olmaz. Çocuk adli tıp morguna kaldırıldı. Dövülerek öldürüldüğü değerlendirildi. Çünkü cansız bedeninde darp izlerine rastlandı. 3 kişi gözaltında. Birazdan günün en çok konuşulan iddiasının sahibi burada olacak. Haber masasında konuşacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası konuşuluyor. İddia bu. Hatta iddiaların bazı sacayakları da var. Örneğin kabul edildiği. Örneğin bu durumun Erdoğan ve Bahçeli arasında müzakere edildiği. Örneğin Gelecek isminde her iki isim tarafından onaylandığı. O ismin Faruk Çelik olduğu. Tüm bunları detaylıca konuşacağız ama öncesinde Derik'teki kazayı bir hatırlatalım çünkü yeni detaylar var. Katliam gibi bu kazanın bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda tırlardan ilkinin 126, ikincisinin ise 125 kilometre hızla seyir halinde oldukları tespit edildi.
Kaza Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta meydana geldi. Yusuf Şataflı yönetimindeki gübre taşıyan tır iki aracı ve yayalara çarptıktan sonra devrildi. Bahçeli Evler mahallesinde bir akaryakıt istasyonunun yakınında yaşanan bu kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı. İşte katliam gibi kaza o sırada yaşandı. 33 dakika sonra yine gübre yüklü tır olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalık panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. Tır çok sayıda kişiye ardından da apartmana çarparak durdu. Bu kazada olaya müdahale edenler arasında bulunan biri polis 16 kişi hayatını kaybetti. Her iki kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Geldik efendim günün en çok konuşulan iddiasına. Şimdi bu iddianın sahibine döneceğiz. Milli Gazete'de yer alan haberi bir kez daha hatırlatmak lazım. Şimdi haber şunu söylüyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasını, kulisini paylaşıyordu. İstifa etti mi etmedi mi soruları bir yana haber masası olarak af talebi iddiasını ortaya atmıştık. Çünkü çok konuşulan örneğin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sürecinde siyasetimize kazandırılan af talebi. Sonrasında birçok isim af talebinde bulunarak ayrıldı. Hatta resmi gazetede yayınlanırken af talebi kabul edilmiştir dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası o şekilde duyuruldu. Kamuoyuna bu haliyle duyuruldu, anlatıldı. Şimdi İçişleri Bakanı Soylu istifa etti mi? İstifa ettiyse kabul edildi mi? İddia odur ki Sayın Cumhurbaşkanı MHP lideri Devlet Bahçeli ile müzakere etti, onaylandı. Ve hatta gelecek ismi Faruk Çelik olduğu dahi konuşuluyor. Şimdi eski Çalışma Bakanı olarak acaba ekibine hazırlan dendiği yönündeki iddialar da gerçeğe yansıtır mı? Türkiye'nin en çok konuşulan iddiasını konuşacağız şimdi. Çok kısa bir süre sonra hazır olacak. Bünyamin Güler karşımızda olacak. Milli Gazete'de yer alan haberi, daha önce bir programda yapmış olduğu açıklamaları soracağız Bünyamin Güler'e. Bir yandan da kulisler harlandı tabii bu haberle birlikte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddiasının, istifa iddiasının gerçeklik kazandığını ve kesinlikle kabul edileceğini söyleyenler olduğu bu kulisten hareketle. Örneğin az önce Halk TV.com.tr yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarıyla görüştüğünü, yakın cephesinin bu istifayı doğrulamadığını söyledi. Elbette yakın cephe kesinleşene kadar belki de reddedecektir. Belki gerçekten bir istifa girişimi olmuştur ama kabul edilmemiştir. Bu yüzden yalanlanıyor olabilir. Tüm detaylarıyla bunları konuşmaya başlayacağız efendim. Milli Gazete adına durumu bizlere duyuran Bünyamin Güler'e dönelim. Konuşmaya başlayalım. Değerli reji hazırsa. Peki. Bünyamin Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Tüm Türkiye bu iddiayı, bu kulis bilgisini konuşuyor elbette. Tam olarak ne gibi detaylar geldi? Ne gibi sızmalar yaşandı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kulislere göre hangi gerekçelerle istifasını sunduğu konuşuluyor. Perde arkasında olup bitenleri sizden almaya başlayalım. Can Bey, şöyle ben müsaadenizle önce bir düzeltme yaparak başlamak istiyorum. Bu istifa haberini, o bilgileri ben paylaşmadım. Ben daha önce Sayın Soylu'nun değişeceğini ve Faruk Çelik'in geleceğini söylediğim için o iddialar da bana dayandırarak haberleşti. Evet, ben o düzeltmeyi yaptım. Milli Gazete'de yer alan ayrı bir kulis haberi. Sizin sadece önceki söylediklerinizi hatırlattım. İkisi ayrı. Buyurun. Evet. Şöyle önce 18 Eylül'de biz şöyle bir haber yapmıştık. Bu onun devamı biraz. AK Parti'nin ağabeylerinden değişim uyarısı diye. Şu AK Parti'nin ağır topları şu an başta Sayın Soylu olmak üzere birçok böyle vitrin isimlerle ilgili bazı rahatsızlıkları vardı. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmişlerdi. Aynı şekilde tabandan da bir talep vardı bu yönde. Çünkü sokakta il ve ilçe teşkilatları AK Parti'nin kendilerini anlatamıyorlardı. Özellikle bu sert dolayı böyle bir nefret dilinden dolayı diyelim. Dolayısıyla bu talep zaten tabandan geliyordu. AK Parti'nin kurucu ağabeyleri de bu şikayetlerini aynı şekilde dile getirince Sayın Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmenin neticesinde de başta Sayın Soylu olmak üzere böyle şaibeli isimlerle, çünkü Sayın Soylu'nun öyle de bir durumu var maalesef.
şaibeli birçok isimle fotoğrafları ortaya çıktı. Böyle isimlerin seçimden önce, sandıktan önce partiden gönderilmesi ya da geri plana çekilmesi istendi. Bu talep üzerine Sayın